Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na Ukrayna'nın doğusundaki kriz damgasını vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Batı'ya çağrıda bulunarak nihai çözüm için ülkesine silah gönderilmesini talep etti. Birçok uzmanın ordumuzu güçlendirmenin bölgedeki şiddeti artıracağını savunduğunu biliyorum. Ancak aksine savunma kapasitenizin yetersiz olmasının Ukrayna'ya yönelik saldırgan operasyonları tetiklediğini ve şiddetin yönünü bize çevirdiğini gördük. Kriz süresince savunma gücümüzü saldırmak için kullanmayacağımızı kanıtladık. Ordumuz ne kadar güçlü olursa siyasi arenada da sesimiz o kadar güçlü çıkar. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları artırması beklenirken söz konusu listede Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov'un adının da bulunduğu belirtiliyor. Euronews'e konuşan Antonov ise bunun kendisini üzmediğini ifade ederek meyve veren ağacın taşlandığını söyledi. Onur duyuyorum çünkü bu benim verimli bir şekilde çalıştığım anlamına geliyor. Bu pozitif bir işaret ve yaptıklarımı değerli kılan bir değerlendirme. Diplomatlara yaptırım uygulanacağını duyduğumda biraz şaşırdım. O zaman gelecekte ne olacak? Yani diyaloğu kim başlatacak? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları tırmandırmakla suçladı.